Evet, Eddie Eaton böyle konuştu. Özellikle takımın henüz tam hazır olmamasından, eksiklerden, bazı oyuncuların sezon başı kampı görmemesinden, maç eksiği olmasından ve işte hastalık, sakatlık vesaire gibi sıkıntılardan biraz dert yandı. Hocam, Eddie Eaton. hocam, maçın hakemi Trabzonlu oyunculardan fazla koştu. Pozisyonlara onlardan daha yakındı. Topu kaptırdığında hakem çok Trabzonlu futbolcuyu geçti. Sonra hücuma çıktıklarında tekrar geçti onları. Maçı dikkatle izleyin. Geriye gelirken onları geçti. Topu çıkardı Trabzonlular. İleri giderken onları yine geçti. Hakem. Bu dikkatimi çekti. Demek ki hakemi kim çalıştırıyorsa Trabzon'un da onların çalıştırması lazım biraz hocam. Var mı Çok eklemek net abi bu isteyen? söylediğim. Espri değil bu söylediğim. Gerçek. Önemli bir vurgu. Beni en çok şaşırtan sizin verdiğimiz bizim bir kağıtlarda Trabzon'un takım değeri 55 milyon 800 bin euro. 47 bin 300 bin euro Başakşehir'in değeri. İlk 11 8 değerli. bin, 8,5 milyon euro fazla. Ben Başakşehir daha pahalı bir takım Ama sanıyorum. orada Uğurcan, Ama Abdülkadir Ömür tamam ama falan bu pahalı takımı bayağı bir... Evet. takımı yönetebilecek İyi bir teknik direktöre ihtiyacı var. Kolay değil Ben yani de bu. şu ek olarak şöyle söyleyeyim. Bence hocanın artık biraz daha hani gaza basacaksa hoca basacak bundan sonra. Biraz daha da artık o sorumluluğu kendi alacak. Hani takım üzerinden çok fazla değil de artık çözüm üretecek olan hocadır. Sistemini mi değişecek? Oyuncuları biraz daha Erman Hoca ne diyor? Saha içinde koşacak oyuncuya ihtiyaç var. Hani istemek bazen yetmeyebilir ama Trabzonspor'da o istek görünmüyor. Bizi alıştıran bir Trabzonspor vardı. Bakıldığı zaman Trabzonspor mücadele gücünden yoksun şu an bakıldığı zaman. Ya keyif vermiyor kimseye. Kavga etmiyor sahada. Aynı mücadele etmiyor. Futbol Mücadele kavgası etmeden vermiyor. olmaz. Onun için de burada artık çözüm üreteceksen orada hocasın. O zaman bazı şeyleri artık yapacaksın. Maçtan sonra yorum yaparken biraz daha bence daha dikkatli yapılması lazım. Çünkü sen Trabzonspor'un teknik direktörüsün. Ona göre bence takımda revizyon mu yapacaksın? Elindeki malzemeyi bence daha iyi kullanması lazım. Var mı Rıya Hocam eklemek istediğiniz? İki tane çok kısa bir şey var. Erman Hoca'nın söylediği evet penaltıysa sarı kart olması gerek olduğunu düşünüyorum. Levent abi ondan sordum. Ceza sahası dışındaysa da eğer tabii serbest vuruş vermedi. Verseydi kırmızı kart olurdu. Gol şansı var diye. Yani güncellenen hakem özellikle kararlarında bunlar gündemde. Şimdi Newton'la ilgili şunu söyleyeyim. Newton yani söylüyor o şu eksik, bu eksik, mazeretler buluyor. Ama esas en büyük teknik adam eksikliği de var Trabzonspor'da. Hiç elinin değmedi, takım geliştirmeyen bir görüntüsü var. Ve de Trabzonspor'un işinde kötü tarafı ne biliyor musun Ender? Antrenmandan sahaya yani maça hiçbir şey geçmiyor. Antrenör ne çalışıyor, ne yapıyorsa sahaya geçmeyen bir görüntüsü var. Ve de işin tuhafı yani bir tane iki tane oyuncu formsuz olur anlatabilirsin. Üç tane dört tane. Trabzonspor takımı sezon başından beri ligde 5. resmi maçını oynadı. 5 maçta da ben sana her maça yani bir tek işte Malatya maçının o da ilk yarısı 3-0 içeri girdiler ya. Onun haricinde Malatya Spor maçının ikinci yarısı ve 4 tane oynadığı maçta en aşağı ben sana bir maçta 8-9 tane formsuz kötü oyuncu performansı sayarım. Yani bu tesadüf değil. Esas antrenörlük işi çok fazla Trabzonspor'un. Antrenörlük işini Newton becerebilecek mi? Şu anki görüntüyle beceremiyor. İşte o viraja Antrenmandan da sahaya geçen bir şey bence yok şu anda. Trabzonspor adına da Eddie Eaton adına da işte 5 hafta geride kaldı. Şu önümüzdeki 3 haftalık viraj en kritik viraj olacak. Biraz daha öyle zannediyorum ki istikameti belli edecek. Fenerbahçe ve Alanya deplasmanları var 3 haftada. İki kritik iyi takımla oynayacakları deplasman mücadeleleri. Yanılmıyorsam bir de içeride Kasımpaşa Kasımpaşa. maçı. O 3 hafta sanıyorum biraz daha Şekillenecek. fotoğrafını netleştirecek Trabzonspor'un da Eddie Eaton hocanın da. Şimdi Fenerbahçe'ye ve Göztepe Fenerbahçe maçına geçiyoruz artık. İzmir'e bağlantı yapacağım. Sevgili Ahmet Selim Kulu görüyorum Fenerbahçe Oteli'nin önünde güzel bir İzmir havasında bizi bekliyor. Maskesini de takmış. Bizi de dinliyor bir yandan. Şimdi sevgili Ahmet Selim Kul, Lemos yok. Yerine Serdar mı olur, Sadık mı olur? Bir de Ahmet Selim burada dururken şuraya da orta sahadaki isimleri verelim mi? Değerli yönetmenimden Hüseyin'den isteyeyim. Orta sahada çünkü 6 tane aday isim var. Hop geldiler. Tolga Ciğerci, Luis Gustavo bence bilemiyorum hani ilk yazılacak bu altılının içinde o. Mert Hakan var, Ozan Tufan var,
Jose Soso var. Dimitris Pelkas var ki o da hazır geldi. Beşiktaş PAOK maçında hatırlayacaksınız. Üçüncü golü mü atmıştı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Pelkas da hazır. Şimdi orada kim oynayacak onu da soracağız. Bir de önce Ömer Faruk Beyaz var. Ömer genç. Faruk Beyaz da var. O sığmadı. Ömer Faruk Beyaz da bu arada son senesi ama uzatacaklarını söyledi Ali Koç. Abisiyle sorunu hallediyorlar. Babası devrede olan değil. Yanlış biliniyor. Esas çocuğun kafasını karıştıran abisi Ender. Öyle miymiş? Bakalım hallediyoruz dedi Başkan Ali Koç. Ahmet Selim, sözü sana bırakalım. Lemos'un yerine kim oynayacak? Burada orta sahada kimler var? Nasıl bir 11 bekleniyor? Son durum nedir? Bilgiler sende. İki cepheden de. Buyur, seni dinliyoruz hep birlikte can kulağıyla. Teşekkürler Ender Bilgin. Önce seni sorduğun soruyla başlıyorum. Lemos'un yerine kim oynayacak? Burada tabii Serdar Aziz ve Sadık iki aday. Aslında Serdar Aziz transferin son günlerinde takımdan ayrılması ihtimali ciddileşmişti. Bu yüzden Serdar Aziz'in motivasyon problemi yaşayıp yaşamayacağı düşünülüyordu ama Serdar Aziz artık takımda devam ediyor. Bir yandan da Fenerbahçe bu oyuncuyu kazanmak istiyor artık. Kullanmak istiyor çünkü çok ciddi bir maaş da ödeniyor bu oyuncuya. Bundan dolayı yarın ben Serdar'ın oynamasını bekliyorum açıkçası. Burada tabii Sadık da forma bekliyor. Sadık sene başından beri geçimizde kötü bir sakatlık yaşamıştı. Bu yıla iyi başladı. Çok fazla antrenman kaçırmadı. Ama burada yarınki tercihin Serdar olmasını bekliyoruz. En azından benim ulaştığım bilgiler bu yönde. Tabii eksikler. Gökhan Gönül. Aslında Gökhan Gönül ile ilgili şunu söylemek gerekiyor. Bu akşam yapılan, İstanbul'da yapılan son antrenmana katıldı Gökhan Gönül. Ama burada Fenerbahçe biraz daha bu alternatifli rotasyonu geniş kadrosunun nimetlerinden faydalanmayı tercih etti diyebiliriz. Gökhan Gönül akşam antrenmanına katılmasına rağmen İzmir'e getirilmedi. Çünkü Fenerbahçe'nin bir sonraki maçı Trabzonspor'la oldukça önemli bir maç. Trabzonspor'un bu akşam aldığı sonucun ardından daha da önemli hale geldi. Bu yüzden Gökhan Gönül'ün bu maça saklandığını, bu maç için riske edilmediğini söyleyebiliriz. Yarın bu sebeple Sangare oynayacak. Gökhan da İstanbul'da bırakıldı. Ömer Faruk'tan bahsettiniz. Ömer Faruk da getirilmedi. Bunun altında yatan sebebi de açıklayalım. Fenerbahçe'nin tabii artık geniş bir kadrosu var ve Ömer Faruk Ümit Milli Takım'la iki maça da çıktı. Bundan dolayı bu maç kadrosunda 21 kişilik kadroya giremedi. Fenerbahçe'nin bu kadrosu artık bu kadroya girmek de bir yarış gerektirecek. Bu maçta Ömer Faruk dışarıda kaldı. Onun da getirilmeme sebebini taraftarlar merak ediyordu. O transfer durumuyla alakalı bir gelişme mi var diye merak ediliyordu. Böyle bir durum olmadığını söyleyelim. Bu maçını Ömer Faruk kadroya dahil edilmedi. Tabii Fenerbahçe arkamızda otelde kalıyor. Kampını bu otelde gerçekleştiriyor ama şunu da söylemek gerekiyor. Bu akşam Emre Belözoğlu ilk kez kafileyle beraber deplasmana geldi. Otobüsün ön dört koltuğu önemliydi bu anlamda. Bundan bahsetmemiz gerekiyor. Kimler oturuyordu? Erol Bulut oturuyordu. Erol Bulut'un yanında Emre Belözoğlu oturuyordu. Emre Belözoğlu'nun görevi açıklanmadı ama bu görüntü aslında resmi bir açıklama da gibi aynı zamanda. Onların yanında da tabii Volkan Ballı ile Volkan Demirel oturuyordu. Fenerbahçe'nin kare ağası, Samandıra'daki kare ağası bu akşam otobüsün kafilenin liderliğini yapıyordu diyebiliriz. Yarınla ilgili tabii bazı notlar da paylaşmak istiyorum. Yarın maçta seyirci olacak ve Göztepe'yi 450'ye yakın taraftarı destekleyecek. Bunu da belirtmemiz gerekiyor. Fenerbahçe İzmir'de Göztepe son lige yeniden yükseldikten sonra hiç kazanamadı. Bunu değiştirmek istiyor, kazanmak istiyor Fenerbahçe. Buna karşılık da tabii ki Göztepe bu yenilgisiz seriyi sürdürmek istiyor. İki takımın da bu anlamda yenilgisiz olduğunu hatırlatalım. Dediğimiz gibi Fenerbahçe maç toplantısını yaptı, akşam yemeği yendi. Artık futbolcular odalarına çekildi. Maç saatini burada, otelde bekliyorlar. Burada dediğimiz gibi Başkan Ali Koç gelmedi. Onun dışında yöneticiler de burada. Selahattin Baki, Kemal Danabaş, Burhan Karaçam gibi birçok yönetici de geldi. Fenerbahçe buradan 3 puanı çıkarırsa çok önemli psikolojik bir eşik atlatacağını düşünüyor. Bu anlamda bu maça çok fazla önem veriyor sarı lacivertler ve dediğimiz gibi Fenerbahçe'nin yarınki maça bu şekilde hazırlandığını söyleyebilir. Son olarak ben muhtemel 11'i de vermek istiyorum hızlı bir şekilde. Altay kalede yine forma giyecek. Sangare ilk kez Fenerbahçe formasını giyecek yarın. O stoperde Serdar Aziz ve Tisserant ikilisini bekliyoruz. Sol bekte Caner Erkin. Orta sahada Gustavo ve Sosa ikilisi artık Fenerbahçe'nin değişmez ikilileri diyebiliriz. Önlerinde yine çok
çok ciddi bir forma savaşı var. Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan ve Pelkas arasında, ama bu maçta Ozan'ın bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Hücum hattında da Mehmet Yam hep oynuyordu solda. Şunu söyleyebilirim ki Ferdi yarın ilk 11'de başlarsa sürpriz olmaz. Tabii yarın araştırmaya devam edeceğiz. En doğru bilgi aktar.